Ben de hoş geldin. Beni tanımayanlar için ismim Serhat Doğramacı. İyi tabirle söylemek gerekirse. Benim burada olmamın sebebi aslında sizin gibi fazla zeki olmam değil. Tamamen benim kendi çabalarımla, hayatta yaptığım hamlelerle ve insanların söyleyişiyle, özgüvenimle kendimi bir noktadan bir noktaya itmem diyebiliriz. Ben 96 yılının Kasım ayında doğdum. Aslında aşçılığa girişim bir aile mesleği değil ya da işte birinin benim kulağıma fısıldaması değil. Tamamen mahallede oynarken bizim mahalle abilerimiz daha okuyan abilerdi. Kötü abiler değildi. Onların staj yaptıkları yerden döndükleri zaman ellerinde tuttuğu paraydı. 10 yaşında mahallede top oynarken. Onlara sordum ya bu parayı nereden buldunuz dedim. Çünkü para kazanma diye bir bilinç yok o zaman. Top oynuyoruz, okula gidiyoruz, geliyoruz vesaire. Ve onlar da bana işte staj yaptıklarını, turizm okuduklarını, meslek edindiklerini söylediler. İşte farklı farklı meslekler saydılar. Onlardan biri de aşçılıktı. Ben de o zaman tabii 10 yaşındaki aklımda dedim ki siz yemek yapıyorsunuz ve size para mı veriyorlar dedim. Benim annem de evde yemek yapıyor, kimse ona para ödemiyor. Çok mantıklı geldi. Kendi istediğim yemeği yapabileceğim. Üzerine para alabileceğim ve hayatım boyunca aç kalmayacağım. 10 yaşında bir tane çocuk için daha ne kadar mantıklı bir iş seçimi olabilir değil mi? Ben o zaman kafaya koydum, aşçı olacağım. Sonra tabii aklımdan çıktı. Ortaokul zamanı geçti, lise zamanı geldi, seçimler vesaire. Hiçbir zaman maalesef derslerde başarılı olmuş bir insan olamadım. Çünkü aklımı tek bir şeye vermekte zorlanıyordum. Bazıları buna işte ADHD diyor vesaire diyor. Ama bence bu sevdiğiniz işi bulmakla alakalı. Yani ben sevdiğim işi bulana kadar hayatta hiçbir şeye odaklanamadım. Telefonumun yerini unuttum, cüzdanımın yerini unuttum. Ya bazen kendim bile unutuyordum. Üniversitede derse gitmeyi unutuyordum. Yani. O yüzden karşılık karşıma çıktığı zaman bir kumar oynadım diyebiliriz yani. Hepimiz kumar oynuyoruz. Bir meslek seçiyoruz. Ve bunun tam olarak bize uyup uymadığını bilmeden giriyoruz bu işe. Ve hepimizin aslında problemi bu. Yani bir işe atılıyoruz ama bir risk almak zorundayız. İstediğimiz bu mu yoksa değil mi? Benim şansıma istediğim bu çıktı ve bu mesleği bir derya deniz olarak gördüm. Yani o kadar geniş kapsamlı ki 100 tane ömrünüz olsa tamamen öğrenemeyeceksiniz. Her gün çalışsanız, 7-24 çalışsanız o mesleğin bütün detaylarını öğrenemeden ömrümüz maalesef yetmeyecek. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü dediğim gibi ben bir şeye odaklandığım zaman o iş benim hayatım oluyor. 7-24. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Başka hiçbir şey algılayamıyorum. Ve başka bir şeyle uğraşamıyorum. O yüzden aşçılık bana çok iyi geldi. Yani kendi açımdan. Lisede aşçılık okumaya başlayınca normalde işte derslere gideriz çıkarız, derse girmek istemeyiz vesaire derken telefonlu cüzdanını unutan ben derslere gün saymaya başladım. Özellikle bizde uygulamalı dersler var işte Türk mutfağı, dünya mutfağı vesaire vesaire. Ben elime kağıt kalem alıp bir şeye yazmaya tenezzül bile etmeyen insan. Her gün notlarımı alıyordum. Önceden not kitaplarındaki dersleri çalışıyordum, evde çalışıp geliyordum ve böylece daha sınıfta bile bir numara olma şansını yakaladım ve bu gerçekten çok iyi hissettirdi. Aranızda da eminim kendi bölümlerinde, sınıflarında birinci olan veya olacak olan vardır. Yani kendi akranlarınızın önünde olmak sizi daha iyi olmaya zorluyor. Bu bağlamda çalışmaya başladım. Ama öyle bir çalışmak değil. Yani bütün hayatım aşçılıktı. İşin finalinde aşçılığın en büyük önemi, aşçılık öğrenmenin bir şef olmanın en önemli noktası her şeyde olduğu gibi makale okumak. Ve Türkçe kaynaklarda artık aradığımı bulamıyordum. Sürekli aynı şeyleri okuyordum, sürekli aynı şeyleri okuyordum. İngilizce öğrenmeye karar verdim. Yüksek okul okurken Isparta'da
kendi kendime İngilizce öğretmeye başladım. Pratik yapıyordum, makale okumaya çalışıyordum vesaire vesaire derken İngilizce bilgimi geliştirdim ve İngilizce makaleler okuyabilmeye başladım. O İngilizce makale okumanın bana verdiği özgüven ve beni bilgi bakımından arkadaşlarımın önüne koymasıyla bu sefer mesafeyi daha fazla açabildim kendi akranlarımla. Bu arada işte Amerika'ya gittim, çalıştım. Almanya'ya gittim, staj yaptım. Ya okuldayım, eğitim alıyorum. Ya bir iş yerindeyim, çalışıyorum ama ne olduğu önemli değil. Yani ben bulaşıkçılık da yaptım, paket servis de yaptım, pizzacılık da yaptım, pidecilik de yaptım, kebapçılık da yaptım. Ben Amerika'da kebapçılık yaptım mesela. Yani Türkiye'de yapmam diyeceğim bir iş. Ama benim için hiç fark etmiyor. Meslek, aşçılık ve pişirilen ve insanlara sunulan her şey benim bilmem gereken bir şey olarak baktım konuya. Ve şunu fark ettim. Bir şey seçmemiz gerekiyor. Yani bu kısa ömrümüzde sadece bir şeyde iyi olabiliyoruz. Kafamızı dağıttığımız zaman, birçok şeye yönelmeye çalıştığımız zaman vaktimizi boşa harcıyoruz gibi geldi bana. O yüzden ben de bu meslekte, bu derya deniz olan meslekte kendime bir yol seçmek mecburiyetinde kaldım. Kendimi öyle hissettim. Ve yurt dışına çıktığım süreçlerde de Türk mutfağının temsiliyetinin ne kadar az olduğunu, Türk mutfağındaki bazı ürünlerin gerçekten iyi paralar kazandırdığı için yıllar boyunca Amerika'da, Almanya'da, işte yurt dışındaki bütün ülkelerde neredeyse baklava, döner vesaireden ileri geçemememizin sebebini bu olarak gördüm. Çünkü biz bu işe para olarak bakıyorduk. Ve ben dedim ki, ben şunu yol olarak çiziyorum. Benim ilerideki gayem, emekli olduğumda söyleyeceğim, söylemek istediğim şey şu. Ben Türk mutfağını en iyi şekilde temsil ettim ve dünyada Türk mutfağı denilince akla gelen ilk isimlerden biri olacağım. Bu yolu çizdim kendime. Ve bundan sonra yaptığım bütün hamleler bu yolun amacında ve bu yolun uğrundaydı. O yüzden bence hepimizin yapması gereken, herkesin yapması gereken en öncelikli şey yol belirlemek. O yolu belirleyip o yoldan hiçbir şekilde ayrılmamamız gerek. Bunun eğitimle, çalışmakla vesaireyle gerçekten alakası yok. Yani bütün hayatınızı o yola adadığınız zaman orada en iyi olabiliyorsunuz ve en iyi olmaya çabalayabiliyorsunuz hatta. Gelelim benim özgüven konusuna. Şimdi ben Amerika'da şeflik yapıyordum. O zaman pandemi çıktı. Biliyorsunuz ülkeler açıldı, işte sınırları kapatacağız, geri dönen dönsün vesaire diye. Ben de tam böyle dönmekle dönmemek arasındaydım. Çünkü o zaman durumun ciddiyetinin ve büyüklüğünün farkında değildik aslında. Ondan sonra dönmeye karar verdim. Son uçakla New York'tan İstanbul'a geldim. Şimdi ben şefim. Elimde başka hiçbir şeyim yok. Yapabileceğim bir iş de yok. Dükkanlar kapalı. Çalışılacak hiçbir şey yok. Yapılacak hiçbir şey yok. Bu bana hiç iyi gelmedi çünkü hayatımda bir şey yapmadığını hissettiğim ilk döneme girmiştim. Çalışmadım. Çalışamıyorsun. Şartlar el vermiyor. Ama ben böyle bir şey yaşamadım. Yani dediğim gibi ben hayatım boyunca kendim bildim bileli bu meslek için ya evde çalıştım ya iş yerinde çalıştım ya da okulda eğitim aldım. Ondan sonra eşim de burada. Burcu'nun ısrarıyla bir MasterChef başvurumu oldu. MasterChef Türkiye biliyorsunuzdur. Türkiye'nin en önemli yarışma programlarından bir tanesi. Hem hitap ettiği kitle açısından hem de kalite açısından. O zaman tabii pandemi var, videolu başvuru alıyorlar. Ben de oturdum 8 dakika sabahın 5'inde video çektim. Başvurdum, bekliyorum beni çağıracaklar diye. Ondan sonra bizim evde o zaman televizyon da yoktu. Bir gün internette gezerken bir baktım MasterChef'in fragmanı var. Sonra mailimi açtım, telefonuma baktım falan filan. Dedim ki beni çağırmamıştır. Burcu da tabii doğal olarak normal bir insan gibi olabilir dedi. Yani niye çağırsınlar seni falan dedi. Ben dedim ki böyle olmaz. Ben başvurdum ve beni neden çağırmadık dedi merak ediyorum. Çünkü hayatım boyunca bu iş için çabalamışım. Ve eğer böyle bir program varsa
kendimi o programda yarışmaya en haklı insan olarak görüyorum. Ama insanlar şunu yanlış anladı benimle ilgili. Ben en iyisiyim demiyorum. Ben diyorum ki, o zaman 23 yaşındaydım. Ben 23 yaşıma kadar hayatın bana verdiği bütün imkanları kullanarak iyi veya kötü kendimi bu noktaya getirdim. Ve eğer bir daha gelseydim daha iyisini yapamazdım. Çünkü benim imkanlarım bu kadardı. İşte o Amerika serüveni vesaire hepsi bizim kendi çektiğimiz kredilerle oluyor. Gidiyoruz, geliyoruz. 2 sene çalışmışız ama hala kredi borcu ödüyoruz vesaire vesaire derken ben geriye dönüp baktığımda o 23 yaşında o mesleki bilgimi oraya getirdim. Ben insanların en iyisi değilim. Ben kendimin en iyisiyim. Ben kendim biliyorum. Ve bu bağlamda benden daha iyi birisi çıkıp beni yenebilirse o programda ben zaten elini sıkıp arkamı dönüp giderim. Çünkü benim yapacağım bir şey kalmamıştır artık. Benim özgüvenim bundan kaynaklanıyor. Yani kendime verdiğim eğitim ve bilginin daha ileriye gidemeyeceğini düşündüğüm için o zaman. Herkesten iyi olduğumu düşündüğümden değil. Neyse. Çağrılmadık. Fragman çıktı. Ama böyle şey bir fragman yani yarım yamalak. Yüzler yok, sadece el var falan. Belli ki bir şeyler yetiştirilmeye çalışıyor. Fragmanı çıkartmışlar ama tam bir şey yok ortada. Ben de eşime dedim ki yani ben gideceğim. Nereye gideceğimi de bilmiyorum bu arada. Yani nerede çekilir, ne yapılır? Hiçbir fikrim yok. Ben dedim gideceğim. Nereye gideceksin dedi. Dedim kanala gideceğim. Ne yapacaksın dedi. Dedim soracağım yani beni niye çağırmadınız? Benim böyle 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 bir durumum var. Ondan sonra yola baktım işte. Bizim evden atıyorum 2,5 saat falan bayağı uzak bir mesafeydi. İşte günlerden bunu konuştuğumuzda cumartesinin akşamıydı. Şimdi dedik ya pazar günü kim neyi çeksin? Pazartesi gidersin. Yok dedim. Bunların dedim acelesi var. Bunlar dedim derme çatma bir fragman yayınladıysa şu an dedim 7/24 çekim yapıyor olmaları lazım. Sanki televizyoncuymuş çok bir şey biliyormuşum gibi konuyla. Evde televizyonum yok. Neyse. Stoklamaya başladım. Instagram'a girdim. Baktım çekim videoları atılıyor vesaireler oluyor. Tamam dedim. Sabah bindim. Yola çıktım. 6'da mı? 6.30'da mı? Ki ben 12'den önce kalkmam yani. Sabah 5-6'da yatarım. İlginç bir uyuma sistemim var. Gittik. Kapıya geldik. O zaman 98 model bir arabam var. Bir arkadaşıma vermiştim onu tamir etsin diye. Biraz bizim keko arabası dediğimiz stile çevirmişti arabayı. İşte camlara film atmış, yanlara böyle garip garip şeyler yapmış falan. Her gelen benimle yarışmaya çalışıyordu giderken arabayı. Öyle bir tipti araba. Çektim arabayı güvenliğe. Şimdi elimde tek bir güç var. Doğramacı isminin aşçılığı çağrıştırması. Kafamda plan kuruyorum. İçeri bir şekilde girmem lazım çünkü. Camı böyle araladım. Bir de böyle hani yasaklı film cam var ya ondan koymuş. İçerisi zaten görünmüyor arabanın. Camı böyle araladım. Ben dedim Serhat Doğramacı dedim. Camı kapattım. Güvenliğinde telsiz var. Şunu yapması lazım. İşte Serhat Doğramacı geldim astı şefe deyip. Onların da kontrol edip almayın bunun ne alakası var demesi lazım. Güvenlik böyle bir ben dedi Doğramacı, MasterChef, yemek. Mantıklı geldi adama. Bir çağrışım kurdu orada ve kapıyı açtı. Yani olmaz. Böyle bir şey yaşanamaz normal şartlar altında. Yani oraya giremezsin. Açtı kapıyı. Şimdi benim şey bitti. Bütün plan bitti. Normalde beni almıyorlardı içeriye. Ben nasıl beni almazsınız? Böyle şey olmaz. Ben konuşmaya geldim falan diyecektim. Sonra işte eşimle Boğaz'a gezmeye gidecektim. Plan oydu aslında. İçeri girdim. Otoparka park ettim de yapacak bir şeyim kalmadı artık. Yani ne yapacağım bu saatten sonra? Battı balık yan gider dedim. İçeri girdim. İçeride bir curcuna var. Ellerinde poşetlerle yarışmacılar koşturuyor. İşte birisi geliyor onları çağırıyor. Ben de aralarında böyle kalmışım baka kalmışım. Kim ne yapıyor nereye ne diyeceğim falan diyorum. İnsanlar bana bakmaya başladı. Biraz göze battım. Gittim hemen bir çay aldım kendime. Cüzdanımı da almamıştım. Dedim veririm ben buradayız zaten. Direkt yerleştim yani ortama. Ondan sonra bir arkadaşı gördüm. Şeylerden, yetkililerden. Çevirdim onu dedim ki böyle böyle ben dedim bu yarışmaya katılmak istiyorum. Abi dedi sen ne anlatıyorsun? Biz dedi online başvuru yaptık, görüntülü başvuru yaptık, sözleşmeleri yaptık, bilmem ne yaptık. Bunlar dedi dördüncü evrede artık yani. O şeflerin karşısına geçilip yemek yapıldığı evreye gelmişti. Ben de dedim ki ben dedim yetkili biriyle görüşmeden buradan ayrılmak istemiyorum. Ayrılmayacağım. Siz dedim kimse yetkili gidin ona söyleyin.
tane dedim ruh hastası var. Kantinde tek başına oturuyor. Sizle görüşmek istiyormuş. Oturduk tabii rahatladım artık. Burcu'yu çağırdım. Yemekler falan da orada bedava sağ olsunlar. Yemek yedik, çayımızı içtik falan. Takılıyoruz. Ondan sonra uzun hikaye. Birisi geldi gitti, git geldi gitti. Sonra yapımcımızla görüştüm. Dedim ki böyle böyle bir durum var. O zaman da işte Amerika'ya geri gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Restoranından çağırıyorlar. İşte uçak biletimi almışlardı. Ben onlara ya bir bekleyin deyince sinirlendiler. Gelme dediler. Uçak bileti yalan oldu falan filan derken köprüleri yaktık yani. Elimizde başka şans kalmadı. Yolumuzu seçtik. Ondan sonra dediler ki kadro dolu yani insanlar Ardahan'dan geliyor, yurt dışından gelen var. Şimdi birini mi çıkaralım senin için? Tabii ki dedim böyle bir şey yapmayın. Ben dedim akşama kadar buradayım. Allah'ın işidir dedim. Bir şey olur. Birisi gelmez, birisi istemez. Bir sürü şey olabiliyor böyle işlerde. Ondan sonra akşama kadar beklerken bana dediler ki o zaman yarışmacı evinde kalmanız gerekiyor pandemiden ötürü. Telefonunuzu alıyorlar. İşte haftada bir ailenizle görüşebiliyorsunuz. 15 dakika Fethi bir cezaevi gibi vesaire. İlginç şartlar var. Bir arkadaş da o şartları kabul etmemiş ve yarışmaya katılmak istememiş. Ben de onun yerine girdim. Bana dediler ki çık markete git. İşte 30 dakikada yemek yapacaksın. Sistemi anlattılar. Ben hemen gittim marketten bulabildiklerimi buldum. O arada onlara reçetemi verdim. Geri döndüm. Ve programa girişim böyle oldu. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman bazı şeyleri tırnaklarımızla kazımamız gerekiyor. Bu şeyler özellikle bizim değer verdiğimiz ve o konuda kendimize güvendiğimiz şeylerse asla geri adım atmayacağız. Çünkü o geri adımı attığımız zaman kendimizi belki de 5 adım geriliyoruz ama farkında değiliz. Yani güvendiğimiz ve inandığımız şeylerde her zaman ileri doğru gideceğiz. Kapılar kapanabilir, kapılar açılabilir. Eğer denemezsek hangi kapının açılıp hangi kapının kapanacağını maalesef bilemiyoruz. Açlık, dediğim gibi derya deniz bir meslek, bir iş ve aşk da yapılması gerekiyor. Çünkü getirisi götürüsü kadar değil. Yani bir fiyat performans yaparız ya biz işlerimizde. Büyük ihtimalle en kötü fiyat performansa sahip işlerden bir tanesi. O yüzden ben de bu işi para için yapmak yerine hedeflerim ve gayelerim için yapmayı seçtim. Bu bağlamda ülkemizin ve dünyanın en büyük gereksinimi sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir bir gelecek. Şu andan itibaren ben bütün adımlarımı o şekilde atıyorum. Biz Bodrum'da Mezra Yalıkavak diye bir restoran açtık. Ve bu restoran 7 dönüm üzerine kurulu ama sadece 500 metrekaresi restoran. Kalan bütün alanları işte tarla, ahır, kompost alanları tamamen kendini sürdürülebilen ve geri dönüşüme katkısı olabilecek bir restoran yapmayı tercih ettik. Çünkü olması gereken bu şu anda tam olarak anlaşılamasa da, laf üstünde kalsa da ileride gerçekten etkisini ve ciddiyetini çok fazla anlayacağız. Ben bu seçeneği seçerek önümüzdeki çıkacak büyük krizi aslında kendi altyapımızı hazırlıyorum. Çünkü önemli, çok değerli Türkiye'nin coğrafyası özellikle gıda ve ham madde konusunda dünyada eşsiz, neredeyse rakibi yok. Yani dört mevsimde çıkan ürünler belki de Avrupa coğrafyasının totalinde bile bulunamıyor. O yüzden bunlara sahip çıkmamız ve ileriye dönük hatalar yapmamamız gerekiyor. Ben bunu desteklemeyi ve bunu yol edinmeyi seçtim kendime. İşin finalinde inanacağız, yol seçeceğiz. Bu yolu seçmek için de eğer yaptığınız işe giderken ayaklarınız geri gidiyorsa ama bu sizin işte yöneticinizin kötü olduğundan, çalıştığınız iş yerinin kötü olduğundan vesaire değil. Siz o işi yapmayı düşünürken fiziksel olarak değil de mental olarak bile geri geri gidiyorsanız o işi değiştirmeniz gerekiyor. Ta ki gece gündüz aklınızdan çıkmayan bir iş bulana kadar bu sizin doğru yolunuz olacaktır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.